Bu öylesine garip, soğuk ve hesaplanmış bir suçtu ki, iki ulusu şok ve umutsuzluk içinde birleştirdi. Ve şüpheli, Japonya'nın en çok arananlar listesinin tepesine yükselirken, gerçek kimliğini dünyaya gizlemek için kendi yüzünü deforme edecekti. Bu davada, saksıda bir ceset, tespit edilmemek için yapılan estetik ameliyatı ve polisin tüm Japonya'da yakalaması yıllar sürecek bir şüpheli avı da dahil olmak üzere pek çok tuhaf ve rahatsız edici ayrıntı var. Bu yüzden bir koltuk çekin, bir kahve alın ve arkanıza yaslanın. Bu, Tatsuya Ichihashi'nin davası. Bugünkü hikayemiz bizi Japonya'ya götürse de, hikayemize İngiltere'de Coventry adlı bir şehirde başlıyoruz. Coventry, İngiltere'nin orta bölgelerinin derinliklerinde yer almaktadır. Orta Çağ'dan kalma katedraliyle ve ne yazık ki İkinci Dünya Savaşı sırasındaki yıkımıyla da tanınan Coventry, son birkaç on yılda kendini toparlayarak Birleşik Krallığın mühendislik merkezi haline geldi. Hem Londra hem de Birmingham'e kolay erişimi ve ülkenin büyük bir kısmına arabayla 2 saatten daha kısa bir mesafede olmasıyla sakinlerine sunabileceği çok şey olan iyi konumlanmış bir şehirdir. Ve bu sakinlerden biri de Lindsay Hawker'dı. Lindsay, 30 Aralık 1984'te babası Bill ve annesi Julia Hawker'ın çocuğu olarak dünyaya geldi. Büyürken mutlu bir çocuktu ve Louis ve Lisa adında iki kız kardeşi vardı. 8. King Henry Lisesi'nde okudu ve üniversitenin sonunda biyoloji okumak için Leeds Üniversitesi'ne gitti. Üniversiteyi de akademik başarı ile karşıladı ve 2006 yılında 1. sınıf onur derecesi elde etti. Hem gelecekteki kariyeri konusunda çok ciddi, hem de arkadaşları arasında popüler olan Lindsay'in sahip olduğu çok şey vardı. Zeki, anaç, sevecen ve başarılıydı. Ama aynı zamanda yüksek lisansını tamamlamadan önce yeni bir şeyler denemek istiyordu. Ve 2006 yılının ortalarında bir plan yaptı. Lindsay, yoğun çalışma temposuna bir yıl ara verip çalışırken biraz da seyahat etmeye karar verdi. Eğitimden uzak geçireceği bir yılın hayatına yeni bir bakış açısı getireceğini düşündü. Ve böylece Ekim 2006'da Nova Öğretmen Okulu'na kaydoldu. Ve kendini Japonya'ya giden bir uçakta buldu. Japonya'nın en büyük özel İngilizce okulu olan ve dünyanın dört bir yanından yetişkinleri hem Osaka hem de Tokyo'da dil öğretmek üzere işe alan Nova'ya kaydolmuştu. Nova, prestijli bir görev olarak kabul edilir ve Lindsay de bu görevi kapmayı başaran şanslı azınlıktan biriydi. Tokyo'ya indikten sonra Lindsay nihayet Tokyo'nun Edogawa bölgesindeki Koiwa'ya atandı ve kısa sürede çevresinde hem rahatlık hem de heyecan bulacaktı. Akihabara'ya sadece 17 dakika ve Asakusa'ya 22 dakika uzaklıkta bulunan Koiwa'nın yakınlarında görülecek çok sayıda yer, aktivite ve yapılacak eğlenceli şeyler var. Lindsay kendini dünyanın sunduğu en ilginç şehirlerden birinde bulmuştu ve buna bayılıyordu. Tokyo'nun merkezinden biraz daha doğuya, Shiba adlı bir yere taşınmaya karar verdi. Burada kira daha ucuzdu. Ayrıca Nova'da çalışan diğer iki öğretmenin yanına taşındı ve çok kısa sürede üçü arkadaş oldu. Ve kısa süre sonra Lindsay'in Tokyo'daki zamanı uçup gitmeye başladı. Evden uzakta geçirdiği zamanı sevmesine rağmen Lindsay sık sık evini düşünüyordu. Sevgi dolu bir ailesi, geniş bir arkadaş grubu ve İngiltere'de bir erkek arkadaşı vardı. Bu nedenle ev kuşu, Facebook, Skype, mesaj ve telefon aracılığıyla sık sık iletişim halindeydi. Mart 2007'de Tokyo'da 6 ay kaldıktan sonra Lindsay garip bir karşılaşma yaşadı. O günkü işini bitirmiş ve bisikletini almadan önce Shiba istasyonuna geri dönmüştü. Bisikletinin kilidini açarken arkasından bir adam ona yaklaştı. Arkasını döndüğünde adam onu "Siz benim İngilizce öğretmenimsiniz" diyerek karşıladı. Lindsay'in bu durum karşısında kafası karışmıştı. Onun öğrencilerinden biri olmadığından emindi. Lindsay, garip olan bu adama karşı yorum yapmayı reddetti. Ama adam onu takip etmeye devam etti. Lindsay bisikletine atladı ve uzaklaşmaya başladı. Ama adam hala onu takip ediyordu. Lindsay daha da hızlandı. Adamın ağır adımları önce hızlı yürüyüşe, ardından koşuya dönüştü. Shiba'nın birçok yolu ve kesişen yürüyüş yolları nedeniyle Lindsay'in ondan kaçması neredeyse imkansızdı. Lindsay'e yakınlaşan adam ona nereli olduğunu ve nerede okuduğunu sorarak sohbet etmeye devam etti. Lindsay yine de onu atlatmaya çalıştı ve bunu başardı da. Sonunda evine ulaştı ve bisikletini burada durdurdu.
Adam Tatsuya Ichiyasu olarak biliniyordu ve eve döndüğü süre boyunca Lin Xi'nin peşinden koşmuştu. Sonunda onu yakaladığında bir teklifte bulunacaktı. Garip performansına rağmen teklif yeterince basit ve masumdu. Tatsuya, Lin Xi'ye kendisine İngilizce dersleri vermekle ilgilenip ilgilenmeyeceğini sordu. Dil konusunda biraz yardıma ihtiyacı olduğunu hissetti. Bir kafede buluşabilirlerdi ve ona saat başına cömertçe ödeme yapacaktı. Lin Xi bu teklifi kibarca reddetti. İş programı yeterince yoğundu ve izinli olduğu zamanlarda da kendi istediği gibi eğleniyordu. Tatsuya hayal kırıklığına uğramıştı ama cevabını kabul etmiş görünüyordu. Yine de burada ona son ve garip bir soru sordu. Lin Xi'yi Shiba sokakları boyunca kovaladıktan sonra susamıştı. Ona kibarca dairesinde bir bardak su verip veremeyeceğini sordu. Lin Xi tereddüt etti ama isteksizce de olsa onu dairesine aldı. Elbette yabancı bir adamdı ve kendisini rahatsız hissetmesine neden oluyordu. Ama iki oda arkadaşı vardı. Bu, adama her zaman yanında biri olduğunu dolaylı olarak göstermek için iyi bir fırsattı. Ve ileride tekrar gündeme gelirse, arkadaşlarının adamın yüzünü görmesi için de bir fırsattı. Daireye birlikte girdiler ve dairenin içinde suyunu yudumlarken adam teklifini tekrarladı. Bu sefer bir fiyat etiketi de vardı. 3500 yen ya da saat başına 32 dolar ödeyecekti ve etkileşim tamamen iş amaçlı olacaktı. Bu Lin Xi'nin reddedemeyeceği bir teklifti. Nova, Tokyo'da geçinmesine yardımcı olsa da biraz ekstra paraya ihtiyacı vardı ve bu kolay bir paraydı. Onun isteğini kabul etti ve birkaç gün sonra bir kafede buluşmaya karar verdi. Tatsuya minnettardı ve Lin Xi'ye teklifini kabul ettiği için teşekkür etti. Yine de evinden ayrılmadan önce ona son bir şey vermek istedi. Arka cebinden bir kalem çıkarıp bir kağıt parçası aldı ve bir şeyler karalamaya başladı. Birkaç dakika sonra notu ona uzattı. Bu, Lin Xi'nin yeni çizdiği bir eskizdi. Ve eskizin üzerinde adı ve telefon numarası yazıyordu. Tatsuya Ichiyasu, yine Shiba eyaletinde bulunan Ichikawa şehrinden 28 yaşında bir adamdı. Gifu eyaletinde 5 Ocak 1979'da doğmuş ve Shiba'ya taşınmadan önce orada büyümüştü. Başarılı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Shiba da yerel bir hastanede tıp doktoru, annesi ise profesyonel bir diş hekimiydi. Gençlik yıllarında Tatsuya'nın babasının tıp doktoru olmasını takip etme hevesi vardı. Ancak sınavlarında başarısız olunca ve eğitimini ilerletmesine izin verilmeyince bahçe bitkileri bölümünden mezun olmaya karar verdi. Shiba Üniversitesi'nden 2005 yılında mezun olan Tatsuya, eğitimini nispeten başarılı bir şekilde tamamlamasına rağmen iş bulmak için çaba sarf etmedi. Bunun yerine ailesinden aldığı 100 bin yen, yani ayda 670 dolar harçlıkla yaşadı. İşte bu noktada Tatsuya Ichiyasu'nun karanlık yüzü hakkında biraz daha fazla şey öğreniyoruz. Tatsuya'nın daha önce yasalara karşı herhangi bir mahkumiyeti yoktu. Ancak daha önce hırsızlık ve yaralama suçlamalarına maruz kalmıştı. İddiaya göre bir soygun sırasında sokakta bir kadına saldırmış ancak mesele mahkeme dışında çözülmüştü. Babasının kadına yaklaşık 1 milyon yen ya da 10 bin dolar ödediği iddia edilmektedir. Ayrıca fiziksel zindelik takıntısı olan yalnız biri olarak tanımlanıyordu. Tatsuya düzenli olarak yerel spor salonuna gidiyor ve genellikle her gün 25 kilometreden fazla bisiklet sürüyordu. Buna ek olarak Tatsuya'nın biraz münzevi, asi olduğu ve herhangi bir iş bulmaya niyeti olmadığı biliniyordu. Ayda sadece 670 dolar ile geçinen biri için saati 35 dolardan haftalık seanslar gerçekten sürdürülebilir miydi? Yine de Lin Xi'nin dairesine dönelim. Tatsuya adının ve numarasının yazılı olduğu kağıdı ona uzattıktan sonra Lin Xi'ye zaman ayırdığı ve bir bardak su verdiği için teşekkür etti. Birkaç gün sonra buluşuncaya kadar ona iyi dileklerini iletti. Birkaç gün ileri gidelim. 24 Mart 2007, Cumartesi günü. Lin Xi birkaç gün önce Tatsuya ile iletişime geçmiş ve yerel bir kafede ilk İngilizce derslerini ayarlamışlardı. Güvenlik kameraları ikiliyi bir içki almak için kuyrukta beklerken, sohbet ederken yakaladı. Lin Xi nispeten rahat görünüyordu. Ancak Tatsuya ne zaman ona doğru yaklaşsa geriye doğru net adımlar atıyordu. İkili bir saatten biraz fazla olduğu tahmin edilen bir süre boyunca oturup konuştu ve ilerleme iyiydi. Ancak sonunda Tatsuya garip bir şekilde parasını unuttuğunu belirtti. Ve ardından ''Endişelenme, yolun sadece yarım mil aşağısında oturuyorum.
İstersen benimle birlikte gelip paranı aldıktan sonra yoluna gidersin, dedi. Lindsay kabul etti ve ikisi birlikte bir taksiye atladılar. Lindsay o gün bisikletini yanında getirmemişti ve öğleden sonra da işi vardı. Bu yüzden Tatsuya'nın yerine vardığında taksi şoförüne kendisini bekleyip bekleyemeyeceğini sordu. Taksi şoförü kabul etti ve böylece Lindsay Tatsuya'yı dairesine kadar takip etti. Birkaç dakika geçmesine rağmen Lindsay hala dönmemişti. Bu biraz tuhaf diye düşündü taksi şoförü. Ama belki de planlarında bir değişiklik olmuştur diyerek oradan ayrıldı. Ancak Lindsay o gün öğleden sonra işe gelmedi ve daha da kötüsü dairesine de geri dönmedi. O gün işe gitmediğini fark eden ev arkadaşları Lindsay için endişelenmeye başladılar. O gece polisi arayarak kayıp ihbarında bulundular. Ancak cumartesi pazara, pazar da pazartesiye dönüştü. Lindsay'in Birleşik Krallık'taki ailesi ve arkadaşları onun sessizliği karşısında endişelenmeye başlamışlardı bile. Ancak pazartesi gününden sonra ikinci iş gününü de kaçırınca panik gerçekten başladı. Okul iki gün üst üste işe gelmediğini bildirmek için ailesiyle temasa geçti ve hemen ardından polisle temasa geçtiler. Ancak o zaman polis Lindsay'in kayboluşunu biraz daha ciddiye almaya başladı. Polis arama çalışmalarına Lindsay'in evinde başladı ve ilk olarak ev arkadaşlarıyla görüşüldü. Ve şans eseri akıllarında zaten bir şüpheli vardı. Lindsay'in kaybolmadan kısa bir süre önce bir kafede bir adamı görmeye gittiğini ve adamın robot resmini de dairede bıraktığını biliyorlardı. Bu olaydaki ilk ipucuydu. Saat 17.40 sularında Tatsuya'nın evine iki polis memuru gönderildi. Ancak kapıyı çalmalarına rağmen kapıyı kimse açmadı. Komşuları evdeydi ve nazik bir şekilde memurların balkondan Tatsuya'nın oturma odasına bakmasına izin verdiler. Evin ışıkları yanmıyordu ama içeride gizlenen biri varmış gibi görünüyordu. Ve garip bir şekilde sökülebilir küveti banyodan balkona taşınmıştı. İçlerine doğan bir hisle iki memur destek çağırdı. Lindsay'in içeride rehin tutuluyor olabileceğinden endişeleniyorlardı. Ve bir saat içinde 7 polis memuru daha geldi. 3 saatin ardından 9 polis memuru Tatsuya'nın evine baskın yapmaya hazırlanıyorlardı. O sırada Tatsuya sürpriz bir şekilde çıplak ayakla ve sırt çantasıyla ön kapıyı açtı. O panik anında Tatsuya polisin yanından hışımla geçti. Onu yakalamaya çalıştılar ama sadece sırt çantasını almaya başardılar. Tatsuya'nın kendisi ise kaçmaya başarmıştı. Ve Tatsuya'ya yetişmeyi de başaramadılar. Binanın koridorları çok dar ve karışık olduğu için Tatsuya kaçmayı başardı ve polis memurları telsiz ekipmanından yoksun oldukları için adamı gözden kaybettiler. Böylece Tokyo şehrinin ortasında Tatsuya gecenin içinde kayboldu. Sanki adam kelimenin tam anlamıyla sırra kadem basmıştı. Çünkü Tatsuya hiçbir yerde bulunamamıştı. Birkaç dakika sonra mülkünü araştıran polis memurları dehşet verici bir manzarayla karşılaşacaktı. Orada Lindsay Hawker'ın çıplak bedenini bulmuşlardı. Tatsuya'nın kendi elleriyle balkona taşıdığı sökülebilir küvetin içinde gömülü olarak bulundu. Küvet kum ve toprak karışımıyla doldurulmuş, Lindsay'i neredeyse tamamen kaplamış ve sadece sağ eli yüzeyden çıkmıştı. Plastik bağlar ve eşarplarla bağlanmış ve ağzı kapatılmıştı ve vücudunun üst kısmında çürükler vardı. Son saatinde uzun bir saldırıya maruz kalmış. Eşyaları hala odanın her tarafında dağılmış bir şekilde duruyordu. Balkondaki küvette ceset, kum ve toprağın yanı sıra çürüme sürecini hızlandırmak için çürütücü bir madde de vardı. Ve küveti çiçek tarhı olarak gizlemek için üstüne çiçek tohumları yerleştirilmişti. Tohumlar eninde sonunda Lindsay'in cesedinden beslenecekti. Bu üzücü keşfe ek olarak Tatsuya'nın Lindsay'in kafasındaki tüm saçları kazıdığı da garip bir şekilde fark edildi. Polis ayrıca Tatsuya'nın dairesinde birkaç peruk bulmuş ve belki de onun bir crossdresser olduğunu iddia etmişti. Bu durum kısa sürede kamuoyunun bilgisine sunuldu ve kısa süre sonra Tatsuya'nın Lindsay'in saçlarını peruk olarak kullanmak için öldürmüş olabileceğine dair söylentiler bile dolaşmaya başladı. Ertesi sabah Tatsuya Ichiyashi resmi olarak tüm Japonya'da aranan bir adamdı. Polis şehrin dört bir yanına aranıyor posterleri dağıttı. Yüzü birçok haber sitesinde gösterildi. Potansiyel bilgiye sahip olabilecek herkeste röportajlar yapıldı ve şüphelinin görülmesi muhtemel yerlere baskınlar düzenlendi. Ancak tüm çabalara rağmen tıpkı bir hayalet gibi
Tatsuya hiçbir yerde görünmüyordu. Takip eden haftalarda adamın görüldüğüne dair neredeyse hiç haber alınamadı. Hatta herkes çıkmaza girdi. Polis şüpheliyi yakalamak için o kadar hevesliydi ki Tatsuya'nın perük takmış photoshoplu görüntülerini yayınlamaya karar verdi. Ancak Tatsuya fark edilmemekte başarılıydı. Hatta polisten kaçmakta o kadar başarılıydı ki ortadan kaybolması haftalar, aylar ve yıllara yayıldı. Bu da Lindsay'in ailesini hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü kızlarının kaybından dolayı yaşadıkları amansız acıya bir de katilin kaçtığı hisse eklenmişti. Sadece bu da değil, Japon polisinin soruşturmalarında giderek tembelleştiğini ve özensizleştiğini de hissediyorlardı. Bu durum Lindsay'in anne ve babasını o kadar öfkelendirmişti ki ölümünden sadece aylar sonra ikili Japonya'ya giderek Lindsay'in katilinin ortaya çıkarılmasına dek aramaya yardımcı oldular. Hatta babası Bill, bir barda Japon mafyası Yakuza'nın üyeleriyle tanışmış ve onlardan yardım istemeden önce onlara iki şişe viski hediye etmişti. Zaman geçtikçe Japon polisi de kendini spot ışıklarının altında buldu. 9 polis memuru bir adamın kaçmasına nasıl izin verdi? Önemli tanıkları sorgulamak neden bir ay sürdü? Ve arananlar posterinde 7 yıl öncesine ait bir resim olduğunu biliyorlar mıydı? Polis ve Hawker ailesi yavaş yavaş birbirleriyle tartışmaya başlayacak ve çok geçmeden İngiliz ve Japon medyası da olaya dahil olacaktı. Ve tüm bunlar olurken Tatsuya hala dışarıdaydı. Aslında kaçak olduğu süre boyunca Japonya'nın büyük bölümünü dolaşmıştı. Japonya'nın ana adasının en kuzeyindeki şehirlerden biri olan Aomori'den güneydeki Okinawa adasına kadar Tatsuya fark edilmemişti. Hatta tespit edilmekten kaçınmak için zaman zaman uzak bir adada beton bir sığınakta yaşadı. Lindsay'in 2008'deki ölümünden bir yıl sonra Tatsuya kendini Osaka'da buldu. Tokyo'nun 250 mil batısında yer alan Osaka, büyük bir liman kenti ve Honshu'nun ticaret merkezidir. Bu süre zarfında Tatsuya rutin olarak internet kafelerde yaşıyor ve geçinebilmek için inşaatlarda çalışıyordu. Biriktirebildiği parayla görünüşünü değiştirmek ve yasalara yakalanmamak için estetik ameliyatları yaptırıyordu. Ancak aslında kanun tarafından aranmaya başladığından beri kendini sakatlayarak görünüşünü çoktan değiştirmişti. Benlerini kesmiş, alt dudağının bir kısmını makasla kesmiş ve sonunda şeklini değiştirmek için burnuna bir iplik dikmişti. 2009 yazına gelindiğinde polis Tatsuya'yı bulmak için acı verici bir çaresizlik içindeydi. Ulusal Polis Teşkilatı, Tatsuya'nın tutuklanmasını sağlayacak bilgi için verilen para ödülünü 1 milyon yen'den 10 milyon yen'e yükseltti. Ayrıca Tatsuya'nın görünüşünü değiştirmek için yüzüne estetik ameliyatı yaptırdığına inanıldığını ve insanların Tatsuya'nın özel kimliklerine benzerliklere karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildiren yeni bir açıklama yayınladılar. Ve bu işe yaradı. Çünkü Ekim 2009'da Nagoya'da bulunan bir plastik cerrah polise Tatsuya üzerinde çalıştığını bildirdi. Tatsuya aptalca bir şekilde operasyonunun öncesi ve sonrasının fotoğrafını çekmeyi kabul etmişti. Aynı fotoğraflar polisle ve nihayetinde tüm dünyayla paylaşılacaktı. Bu durum Tatsuya'yı sarstı. Polis tarafından yeni yayınlanan fotoğrafların kimliğini açığa çıkardığını biliyordu. Hatta o kadar başarılıydı ki Osaka'daki bir şantiyede çalışan iş arkadaşlarından biri onu tanıdı. Tatsuya bir an önce Osaka'dan kaçması ve saklanması gerektiğini biliyordu. Planı daha önce de birkaç kez kıl payı kurtulduğu gibi şuydu. Okinawa filosuna katılmak ve birçok uzak adada bulunan terk edilmiş beton sığınaklardan birine sığınmak. 10 Kasım 2009'da gizlice Osaka'nın feribot limanına kaçtı. Okinawa'ya giden yavaş bir feribotta 3 gün boyunca başını öne eğecek ve sonunda adaletten uzakta çok daha güvenli bir konumda olacaktı. Ancak daha gemiye ulaşamadan Tatsuya'nın şansı sonunda tükenecekti. Feribot iskelesindeki bir işçi onun yüzünü tanımış ve güvenliği bunun içi aşı olabileceği konusunda bilgilendirmişti. Haklıydılar da. Çünkü birkaç dakika sonra Tatsuya bir avuç memurla yüz yüze geldi. Ona adını sordular ve bu aşamada her şeyin bittiğini biliyordu. Onlara, evet ben Tatsuya içi aşıyım dedi. Oyun sona ermişti. Daha sonra polis tarafından resmen tutuklandı ve başlangıçta bir cesedi terk etmekle suçlandı. Daha sonra tecavüz ve cinayet suçlarından iki arama emri daha çıkarıldı. Ve nihayet jürisiyle tanışması 8 ay sürecekti. 4 Temmuz 2011'de duruşması başladı. Ve sonuç daha en başından belli olduğu için
Müzakere çok uzun sürmedi. Tüm dikkatler Japon mahkeme sisteminin Tatsuya'yı nasıl cezalandıracağına odaklanmıştı. Japonya'da idam cezası uygulanıyor olsa da tek başına cinayet işleyen pek çok kişi bunu kendi kaderi olarak görmüyor ve bu ceza nadir olarak uygulanıyordu. Ancak Tatsuya medyada iyi tanınan biriydi ve pek çok kişi bu fikri destekliyordu. Duruşması sırasında Tatsuya, Lindsay'i dairesine çektiğini, ona tecavüz ettiğini ve ardından komşularının çığlıklarını duyup polisi aramasından korktuğu için onu boğduğunu itiraf etti. 21 Temmuz 2011 tarihinde Tatsuya Ichihashi, Lindsay Hawker cinayetinden dolayı resmi olarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Lindsay'in ailesi Tatsuya için idam cezası istemiş olsa da mahkeme Tatsuya'nın daha önce herhangi bir mahkumiyeti olmadığı için idam cezasının uygun olmadığına karar verdi. Ayrıca 32 yaşında olan Tatsuya'nın bir gün islah olma ihtimali de vardı. Ancak duruşma, Lindsay'in ailesi için yeni yıkım ve acılardan payına düşeni almadan gelmeyecekti. Sadece Lindsay'in son anlarını yeniden yaşamak zorunda kalmayacaklar, aynı zamanda Lindsay'in cesedinin yeni görüntülerini de görmek zorunda kalacaklardı. Tatsuya'nın cezasının ardından Lindsay'in ailesi devlet medyasına şu şekilde açıklama yaptı. Tatsuya'yı ömür boyu hapse mahkum eden karar, ülkedeki çoğu kişi tarafından memnuniyetle karşılanırken Tatsuya da kendi kaderini kabul etti ama bu ceza uygulanmadı. Duruşmadan kısa bir süre önce Tatsuya, Lindsay cinayetini itiraf eden bir kitap yazmış ve yayınlamıştı. Biyografisinin büyük bir kısmı 2,5 yılını nasıl kaçarak geçirdiğini ve yakalanmamak için neler yapması gerektiğini anlatıyordu. Tutuklanana kadar adını taşıyan kitabın tüm telif hakları ve kârı Lindsay'in ailesine verilecek ve dünya çapında 100 binden fazla kopyası satılacaktı. Ancak Lindsay'in ailesi teklifi reddetti ve Tatsuya'nın garip iyilik girişimine rağmen hiçbir şey onlara kızlarını geri getiremedi. Lindsay çok seviliyordu, başarılıydı, neşeliydi ve yeri doldurulamazdı. Yurt dışında inanılmaz bir deneyimin ortasındaydı ve başkalarına değerli, yeni bir beceri öğreterek iyilik yapıyordu. Ve sonunda garip, kalpsiz bir adam tarafından ona karşı kullanılan şey onun nezaketiydi. Ailesi, kız kardeşleri ve tüm arkadaşları tarafından çok özlenecek. Bu tarz videoların devamı ve beni desteklemek için düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz.